Evet sevgili dostlar, arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri büyük bir özgüyle, büyük bir beğeniyle takip eden bütün dostlarımıza selamlar, sevgiler olsun. Neredeyiz arkadaşlar? Aylardan Kasım. Artık aralığa çok kısa bir süre kaldı. Yani ayın 16'sı, 17'si olması lazım bugün. Kuşlarımızı son kez artık dışarı çıkarttık bu sezon içerisinde. Kuşlarımız bu sezon içerisinde artık son kez dışarı çıktı arkadaşlar. Ondan sonra zaten havayı görüyorsunuz. Çok böyle yapraklar da kalmamış ağaçların üstünde. Artık son bir dönem, son bir sezon, son kana çırpışlar. Ondan sonra Nisan ayına kadar kuşlarımız içeride kalacak. Şöyle salmayı kapatacağız. Birkaç gündür gerçekten yani 2 haftadır kendime gelemedim. Bir türlü toparlayamadım arkadaşlar. Kuşlarımızda durum çok şükür yerinde arkadaşlar. Yani ölümler falan yok. Herhangi bir şey yok. Kuşlarımızın sağlığı gayet yerinde. Tabii ilgiyle bakarsanız, alakayla bakarsanız, güzel bir özgüyle özgüvenle bakarsanız kuşlarınıza herhangi bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle öterler mesela görüyorsunuz. Erkeklerimiz ötmeye başladı, dişilerimiz kızışmaya başladı. Normalde ben dişi erkek ayıracaktım. Son videomuzda da bahsetmiştik. Kasım ayı içerisinde normalde ben ayıracaktım da. Geçen hafta Van'a gitmek zorunda kaldım. Bir de onun üstünde gerçekten çok kötü bir rahatsızlığım vardı. Ben 2-3 gündür bir hastanede yatıyordum. Böyle bir artık grip mi oldu, havale mi geçirdim, ne oldu bilmiyorum. Bayağı bir rahatsızlığım vardı. Çok şükür o düzeldi. Ama o süreçte kuşlarla hiç ilgilenemedim. Sadece yemenin suyunu verdim falan filan. Kuşlarla sadece öyle yem verdim, su verdim. Arada gelip öyle bir dışarı çıkarttım 5 dakika o kadar. Onun dışında kuşlarımız da durdu. Değiştirmedim. Bazıları baktım yumurtlamış. Bazıları baktım yavru çıkartmış. Bana daha karışmadım. Dedim ki madem yavru çıkartlarla kalsınlar. Zaten orayı kapatacağım arkadaşlar. Yani kapattığım zaman ister istemez ayıracağım. Dün sabah Fethiye'ye bir 5-6 tane kuş gönderdik arkadaşlar. Onun da videosunu ben size böyle güzel bir kısa çektim. Sabah erken öyle son dakika aklıma geldi. Dün böyle Erzincan'a götürüp göndermek zorunda kaldım. Onun isterseniz bir videosunu izleyelim. Oradan tekrar kaldığımız yere sohbetimize devam edelim. Evet sevgili dostlar, kuşlarımız bunlar. Bunlar nereye gidecek? Fethiye'ye gidecek. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yine Fethiye'de kuşlarımız gidecek. Şöyle kapatalım şurayı. Zaten şu arka tepe, şu arka tepe, şu arka tepe ve şuradaki arka tepe bunlar kardeş. Bizim Aytekin abiden aldığımız arka tepeler bunlar. Hepsi kardeş. Bunlar Fethiye'ye gidecek işte inşallah. Yine şu da karakurt dişi. Benim evimin yavrusu. Yine şu beyaz erkek var. O da evimin yavrusu. Bunlar çoğu yine evimin yavrusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama ben evimin yavrusunu çoğaltmayı daha çok seviyorum. Şöyle kutumuzu da getirdik. Böyle görüyorsunuz. Kuşlarımız bunlar. Gayet de durumları da güzel. İnşallah gidecekler Fethiye'de. Güzel bir zamanda, güzel bir dönemde uçacaklar. Yani tabii ki burada uçurmayı çok isterdim. Burada bunları böyle izlemeyi çok isterdim. Fakat dediğim gibi bunları yetiştirdim. Hepsi taklayı söktü. Fakat burada izleyemiyoruz işte. Malum durum belli. Umarım Fethiye'de uçarlar. Güzel bir uçuş gerçekleştirirler. Oradan da bizleri gururlandırırlar, onurlandırırlar. Değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi durumlar gayet de güzel. Özellikle şu beyaz erkeği ben çok seviyordum. Beyaz erkeğin bende yeri ayrıydı. Yavruyken çok güzel tatlı bir dumandı. Sonra büyüdü, yetişti. Böyle bir duman erkek oldu. Hafif kuyruklarında silme dumanlar var. Bu da yine çok güzel takla vurur kendisi. Tatlı hayvanım benim. Böyle arkadaşlar, bu kuşlarımız gidecek. İnşallah Allah nasip ederse gidip oralarda uçacaklar, edecekler. Bizleri mutlu edecekler. Şimdi biz bunları kutuya koyalım. Yolculuğumuz başlasın. Teslim edelim. Ondan sonra tekrar geri kalan kuşlar üzerinden devam edelim. Sen nereye gideceksin yavrum? Hadi git bakalım. Şöyle 6 tane arkadaşlar. Kuşlar bunlardı arkadaşlar. Onları gönderdim işte 6 tane. Muhammed abime gitti. Güle güle beslesin inşallah. Fethiye'de yani ben kendisine teşekkür ederim. Bizden istemesi, böyle Van kuşunu orada besleyip orada duyurmak istemesi bizi çok mutlu etti. Gönderdik gitti. Güle güle beslesin. Yetiştirdiğimiz kuşlar da hepsi. Hepsi evimin öz yavrusuydu. Artık orada uçacaklar hayırlısıyla.
Çocuklarımız zaten şunlar arkadaşlar. Şu iki kardeş ikisi de yaş almıştı zaten. Onun dışındakiler diğer bir bozum burada. Bu baba boz arkadaşlar. Şuradaki baba boz. Yani en büyükleri. Kardeşlerin en büyüğü. 2 yaşında o da. Diğerleri daha küçükler işte. Buradalar. Bozlar var. Bu Araplarım da yine bozlarımın altından geldi. Bir kardeşi daha vardı. Dişiydi o. Yani iki kardeşti. Biri dişi biri erkekti de dişi öldü. Bandayken düğün sürecinde ölmüş. Bozlar bunlar işte. Yani biraz azaldı kuşlarımız. Van'a götürdüm bir ay önce falan bir 20-25 tane götürdüm. Geçen gün giderken bir 10 tane daha götürdüm. Yine birkaç tane arkadaşa da posta güvercin de götürdüm. Onlar da güle güle beslesinler. Öyle azalttık işte. Dedik hem kış geliyor hem de artık biraz az kuşa beslemek istiyorum. Az kuşu beslemek istiyorum. Bu sene yine güzel atmacaya verdik yani. Herhalde bir 12-13 tane yine atmacaya verdim. Bu da hiç uçurmadım halde. Yani sürekli burada değildim ben. Hem böyle iş, güç, çalışma, o bu derken. Ben zaten yaklaşık herhalde 2-2,5 ay burada değildim. Toplam izinlerle birlikte. Yani 2-2,5 ay burada değildim. 27 gün ben zaten sadece Van'daydım. Düşünün artık gerisini. Buna rağmen bu sene yine 12-13 tane verdik. Güzel verdik. Atmaca alacak, hastalık alacak. Bir şekilde kuşların azalması lazım. Yoksa başka türlü olmaz. Şu kelebek, şu bozun yavrusu arkadaşlar. Dedeyi vermiş. Dede karakoruklu dedeyi vermiş. Onun bu kelebeğin kardeşi de şu gördüğünüz boz arkadaşlar. Öndeki var ya sarı papaklının arkasındaki. Sarı arka tepe diyelim. Onun arkasındaki boz. Bu ikisi kardeş işte. Bozlar, karakoruklar çoğalmış. Pek fazla zaten elimizde fazla kuş kalmadı. Yaklaşık bir 45-50 tane o kaldı. Yani çoktu. 110-120 tane vardı. Bayağı bir azalttı erken. Bunlar kaldı artık. Taklacı da kalmadı bizde artık. Kalk bakayım kızım, bir şov yap bakayım bizlere. Görüyorsunuz arkadaşlar, her yerde yaprak. Şöyle çok güzel bir görüntü çıkıyor. Güneşin kırılması falan çok güzel. Severim böyle şeyleri. Şurada bir yavrum var. Şuradaki yumurtlamıştı, yavruları çıkmış. Şurada da yavruları çıkmış. Pek fazla da onun dışında yavru falan yok. Bir şöyle şurada galiba bir iki tane yavrum var. Aynen. Onun dışında yine devam. Arkadaşlar devam. Brandayla kapatacağım. Kapattıktan sonra şunları ters çevireceğim. Yani yavru yuvalara gitmesin. Buraya erkekleri alacağım. Diğer tarafa da dişileri alacağım. Bu şekilde böyle bir sekans oluşturacağız. Bu arada arkadaşlar bu kuşumuz çok şükür ölmedi. Durumu iyi, toparladı. Gidip geliyor, ayak basmaya başladı. Yavaş yavaş açılmaya başladı. Egzersizler falan yaptık. Durumu biraz daha iyi şu anda. İnşallah daha da iyi olacaktır. Çok şükür ölmedi. En azından tedavisinin sonuç verdi. Bu bizi sevindiriyor. Bir de diğer kuşlara bakalım, posta kümesine. Bakalım orada ne var ne yok. Burada biraz kuşlarımız var. Burada hangi kuşlarımız var? Arkadaşlar burada biraz kuşlarımız var. Görüyorsunuz yavrularımız falan var. Bu yavrular hangileri? Bunlar çok sevdiğim bir abimden geldi bu yavrular. 17-18 tane yavru var. Kuşçuluğu bırakıyordu. Bana gönderdi. Dedi Ömer sana bir 17-18 tane göndereceğim. Bunları beslersin dedi. Dedim abi hani kış geldi yetiştiremem edemem. Ama hani sen gönderdin diye kuşlar kalsın bizde. O da tamam dedi. Dedi kalsın sen de. Böyle gönderdiler. Kuşlar kaldı. Çok şükür herhangi bir sıkıntısı yok. Sağlıkları falan yerinde. Ya bunlar uçmamış, yetişmemiş yavrular. Yetiştireceğiz işte seneye bunları. Artık yetiştirecek miyiz? Nasıl olacaklar? Tam bilmiyorum. Bu kuşlarımız da kalacak böyle.
Bir burada bizim tanıdık olan şu arka tepemiz var. Bu bizim duman dişimiz var. Ondan sonra hangisi var? Bir de bizim şu arka tepe dişimiz var. Gerisi bizim postalar. Postalar da 14 taneydi arkadaşlar. Biz 6 tanesini gönderdik. Van'da arkadaşlara gönderdik 6 tanesini. Bir bunlar kaldı işte. Bunlardan da yine yavru alacağız. Kuşların çok şükür sıkıntısı yok. Yani herhangi bir yerinde bir sıkıntıları yok. Yem verdim, yemi bitirmişler. Açlar arkadaşlar. Sesim biraz böyle yorgun, bitkin gelmiş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kaç gündür hastaydım. Yeni yeni toparlamaya başladım. İnşallah daha sesimiz gür geldiği zaman burada da böyle kümesin içerisinde yine sizlere böyle güzel videolar çekeceğiz. Şöyle mekanı da size son kez gösterelim bu yaz şey bu açık hava içerisinde. Ne olacak? Yine aynı şekilde Nisan'da burayı açacağız, kuşlarımızı çıkartacağız, uçurmaya başlayacağız, atmaca vermeye başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde döngü devam edecek. Yani bu sene de 12-13 tane verdim. Hep de kendi evimin yavruları gitti. İşte ne de bizim Davudabe'nin karakurukla dumanı gitti. Yani onları nasıl kaptı, ne zaman kaptı bilmiyorum. Bir baktım karakuruk eksik. 2-3 günde aradım bulamadım. Bir gün bir arkadaş aradı, dedi bir tane burada kuş tüyleri var dedi. Senin numaran var. Gittim baktım karakuruğun cesedi orada parçalanmış bitmiş. Oradan da aldı. Evet gençler, son kez böyle güneşli havanın tadını çıkartın. Artık 2-3 ay, hatta 4 ay diyelim içeride kalacaksınız. Kuşlarımız için de iyi olur arkadaşlar. Dişi erkek 2 senedir aralıksız yavru yumurta yapıyorlar. En azından yavru yumurtayı da artık keserler. Biraz vitamin vereceğiz, mısır vereceğiz. Ondan sonra arpa vereceğiz. Birkaç tane vitamin takviyesi vereceğiz kuşlarımıza. Yani dirençlerini toparlamaya çalışacağız. Eski kaybettikleri böyle yaralı bakterileri tekrar almalarını sağlayacağız. Bu şekilde ne olacak? Kuşlarımız yeni sezona, yeni döneme bomba gibi girmiş olacak. Çünkü kanat tutulmaları, ayak tutulmaları başladı kuşlarda. Tabi ister istemez 2 senedir aralıksız yavru yumurta kuşlarda bitkin düştü, halsiz düştü. Artık gerek yok. Yani şu anda aldığımız yavrunun da zaten bir faydası yok. Kümeste gördüğünüz 2-3 tane kuşun altında yavru yumurta var. O da ben 2-3 hafta önce burada değildim. Düğüne giderken kuşlar yumurtlamış. O süreçte böyle bir şey oluştu. Artık ne yapacağız? İçeride bakacağız. Sadece yem vereceğiz, su vereceğiz. Zaten bizim kurum taşındı. Bizim kurum buradaydı. Taşındı başka yere gittiği için. Kurum da uzaklaştı. Sürekli gidip gelemiyorum. Kış vakti. Kuşları mesela salmada çıkarttığım zaman salmada böyle çıkartıyorum kuşları. Kuşlar ne oluyor? Dışarıda kalıyorlar. Ben akşam 5 gibi çıktığım zaman karanlık çöküyor. Geldim bakayım karanlık çöküyor. O da olmuyor artık. En iyisi brandayla kapatmak bizim için daha iyi olacaktır. Dediğim gibi çok şükür kuşlarımızda hastalık falan yok. İnşallah gittikleri zaman daha da iyi olacaklar. Dede de çıktı. Şu erkeğim de çok eski ya. Bu 4,5-5 yaşında yani neredeyse. Bir kuşları getirdiğim zaman ilk aldığım yavrularından bir tanesiydi. Bu erkeği bu sene yetiştirdim son yavrularından, kızmalarından. Böyle işte. Bu yavru da zaten yeni yeni artık uçurmaya başlamıştım. Yavaş yavaş randıman almaya başladım ama artık uçurmadım dedim. Gerek yok. Kışa alışmasın, en iyisi sıcak havada uçmayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten bu sene bizim bu sene aldığım son yavrularından. Evet sevgili dostlar, size şöyle kısa bir video çekmek istedim. Kuşlarımızın şöyle güzel bir son kez güneşli havada sizin şahitliğiniz eşliğinde böyle güzelce bir kana çırpsınlar. Daha sonrası ise zaten burayı kapatacağız. Burayı kapattığım zaman ben tekrar güzel kısa bir video çekeceğim sizlere. İnşallah ondan sonra tekrar sizlerle devam edeceğiz. Değil mi gençler? Kümesimizin son hali. Görüyorsunuz arkadaşlar, kapattık çok şükür.
Yine güzel. Sağ olsun Recep abi geldi, yardım etti. Beraber bitirdik. Artık kuşlarımızın yerde kalan son tüyüyle birlikte sezonu kapattık. Bu şekilde. Burada tamamen gördüğünüz gibi zımba makinesiyle zımbalaladık bunları. Şöyle tahtalarladık, garantiledik. Güzel oldu ya. Şunu da şöyle yaptık. İçerisi gayet sıcacık. Yani burası herhangi bir rüzgara karşı sorun yaratmayacak şekilde. Güzel oldu böyle. 2021'den beri sürekli yapıyorum her yazını böyle. Her kışın daha doğrusu. Şöyle arta kasaları da çıkarttık. Arta kalan kasaları da bıraktık ki rüzgarda uçuşmasın diye. Ben bunu 2021'den beri sürekli yapıyorum. Gayet de güzel faydasını gördüm. İçerisi gerçekten çok sıcacık. Şimdi içeriden bakalım. Bakalım oradan nasıl gözüküyor. Geçen videolardan da zaten alışıksınız arkadaşlar. Aşinasınız bu duruma. Şöyle kutuyu bıraktım. Buraya dişili erkek ayırıcı ayıracağım zaman dişiler orada kalsın, erkekler burada kalsın diye. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir ortam oldu. Şu an mesela dışarısı soğuk gerçekten. Dışarıda bir soğukluk var fakat burası dışarıya göre biraz daha iyi. Hem burada özellikle sarı sacın olması. Sarı plastik sac güneşi kırıyor. Kırdığı zaman güneş ışınları burada daha fazla yer ediniyor. Edindiği zaman daha sıcak oluyor. Kuşlarımız artık burada olacak. Kuşlar gelin bakalım, gelin bakalım. Burayı bilen aşina kuşlarımız zaten hemen çıkıyor. Kiremitlerim çıktı. Üç kardeş de yan yana. Gelin bakayım, gel gel. Gel. Burayı bilen kuşlarımız çıkıyor zaten. Burasına aşina olanlar çıkıyor. Hadi bakalım gençler, çıkmayanları da biz çıkartalım arkadaşlar böyle. Arkadaşlar çekiniyor normaldir çünkü ilk defa burayı görenler var. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, şöyle yeni mekanlarla alışıklar. İçeri kaçıyorlar ama olsun. Yemine mekanımız artık burası. Evet sevgili dostlar, bunları da böyle sizlere gösterdik, göstermiş olduk. Tekrardan bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah aldığımız yavrulardan son videosunu çekeceğim yine sizlere. Onun dışında zaten burayı bilen kuşlar biliyor. Yani rahat diğerleri de rahat değil. Onlar da zamanla alışır. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanetsiniz.